Derime Tatlar'dan herkese merhabalar. Kışlık hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün kışlık domatesimiz nasıl hazırlanır bunu göreceğiz sizlerle. Birkaç yöntem göstereceğim burada size ben. Şimdi ilk önce domateslerimizin kabuklarını soymakla başlayalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Bunun için çok önemli bir püf noktamız var. Domateslerimizi nasıl kolay soyarız? Nasıl israf etmeyiz kabuklarımızı? Hani rendelemeyle uğraşmayalım. Bizim için vakit de çok önemli. Vakit kaybımız da olmasın. Şimdi ben onu göstereceğim size. İlk önce domateslerimizin altlarından şöyle bir artı işareti yapıyoruz. Tüm domateslerimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi tüm domateslerimizin altını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Kaynayan suyumuza ve soğuk suyumuza atıp bir nevi şoklama yöntemi yapacağız. Hadi ocağa gidelim. Suyum kaynıyor. Burada da soğuk suyum var. Ben bir miktar buz attım, eridi. Atmayabilirsiniz ama suyunuz soğuk olsun arkadaşlar. Şimdi domateslerimi sıcak suyun içerisine atıyorum. Çok fazla tutmayalım. Ezilmesin domatesleriniz. Hemen alıyorum şöyle. Soğuk suyumu atıyorum. Tamamdır. Şimdi de soğuk suyumdan alacağım ben bunları. Şöyle bir süzgecin üzerine koyuyorum. Suyunuz soğuk olsun. Eğer domatesleriniz çoksa suyunuz arada bir ısınabilir. Ona dikkat edin. Soğuk suyunuz ısındıysa değiştirin ya da buz atabilirsiniz hazırda buzunuz varsa. Tüm domateslerimize bu işlemi uygulayacağız. Tüm domateslerimize sıcak soğuk su sistemini uyguladık. Şimdi ben kabuğunu soyacağım. Şöyle göstereceğim size. Nasıl kolay soyulduğunu. İşte arkadaşlar. Benim için vakit çok önemli. İki tane küçük çocuğum var. Onun için her şeyi hızlı hızlı yapmam lazım. İsraf olmuyor. Yani domatesi rendelediğiniz zaman arkadaşlar kabuğunda bir miktar kalıyor. Onu rendeleyemiyoruz. Yani bu da bir nevi israf oluyor. Böyle yöntemler varken onları kullanmak gereksiz bence. Tüm domateslerimizi bu şekilde soyalım. Sonra doğrama işlemine geçeceğiz. Şimdi tüm domateslerimizi soyduk. Bunları doğrama işlemine geçelim. Şöyle ortadan ikiye ayıralım. Şu şekilde küçük küçük doğrayacağım. Menemenliklerinizi yaparken, domates soslarınızı yaparken arkadaşlar, Ağustos'un 20'sinden sonra Eylül'ün başı gibi başlarsanız domateslerinizde herhangi bir bozulma, konservelerinizde bozulma, kapaklarında atma vesaire olmaz. Çok sıcaklarda yaparsanız da eğer soğuk bir yerde, buzluğu gibi bir yerde konservelerinizi muhafaza etmeniz gerekiyor. Yoksa sıcaktan kapaklarınız atar ve bozulur. Şimdi doğradığımız domatesleri şöyle bir kabıma alacağım. Daha sonra kaynatma işlemine geçeceğiz. Tüm domateslerimizi bu şekilde doğrayalım. Şimdi domateslerimizi doğradık arkadaşlar. Ben bir kısmını şöyle tencereme alacağım. Bunu kaynamaya bırakacağım. Şöyle bir kenara alayım. Şimdi diğeri. Eğer bu şekilde derin dondurucuya koymak istiyorsanız şöyle bir miktar poşetlerinizi alın. Kullanacağınız kadar alın. Şöyle kenara alalım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde güzel yayalım. Poşetimizin havasını aldıralım. Ve ağzını bağlayalım şöyle.
Şimdi bu şekilde eğer koyarsanız arkadaşlar, şöyle elinize bastırarak şöyle koyarsanız, çıkardığınız zaman hem daha kolay çözünür ve buzdolabında fazla, pardon, derin dondurucu kısmında fazla yer kaplamaz ve derin dondurucuya daha çok gıda koymuş olursunuz. Şimdi çiğden birinci yöntemimiz bu. Diğer yöntemimiz, şöyle alacağım. Yine şunun bir miktarını şu kaynatacağım kısma aktarayım. Şimdi buna bir miktar az bir şey tuz ekleyeceğim ben. Çiğ olarak. Bu da benim kışın çok kullandığım bir yöntem. Bunu pizzalarımda, böreklerimde, yani her türlü kullanıyorum. Hatta şöyle diyeyim, size çok abartı gelmesin, salatalarımda bile kullanıyorum ben bu domatesi kışın. Şimdi şöyle kavanozlarıma dolduruyorum. Kavanozlarım kuru ve temiz olacak arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Yine kapaklarımızın kirli, paslı vesaire olmaması lazım. Kullanmadan önce bir dezenfekte etmemiz lazım. Güzelce kaynatmamız lazım. Hiç kullanılmamış olması lazım. Kirli pasta olursa arkadaşlar kavanoz kapaklarınız, kavanozlarınız tutmaz, vakum oluşmaz, gıda zehirlenmelerine sebep olur. Kavanozunuzun, yani konservenizin içerisindeki gıdayı bozar. Her türlü maddi manevi zarar yani. Şimdi bunu bu şekilde doldurdum. Şöyle ağız kısmını güzelce ne temizliyorum. Tam vakum oluşması için. Şöyle biraz daha doldurayım. Çünkü bu kaynatacağım ben bunu. Aşağıya inecek kaynadıkça. Tamamdır bu. Şimdi bunu güzelce sıkıyorum şöyle. Tencereme yerleştiriyorum. Diğerini dolduralım. Çok kullanışlı oluyor. Yani bu şekilde de yapmanızı tavsiye ederim size. Şöyle sıkıca kapatalım. Bunu da yine şöyle tencereme alayım. Şöyle koyacağım. Burada yine size bir püf nokta vereyim. Birbirlerine değmemesi lazım kavanozlarınızın. Arasına bir bez koyun ya da işte bir kapak vesaire bir şey koyabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine geçecek kadar su dolduracağım ben. Eğer şişeleriniz birbirine değerse çatlamalar, kırılmalar oluyor. Kavanozdaki gıdalarınız dışarıya çıkar. Yani emekleriniz boşa gider. En baştan tedbirimizi almak gerekiyor her zaman. Görüyorsunuz, üstünü geçene kadar su doldurdum ben. Şimdi ben bunu kaynamaya bırakacağım ocağıma. Orada kaynamaya başladıktan sonra en az yarım saat. Yani yarım saat 45 dakika kadar kaynatıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Sonraki işlemi kaynadıktan sonra görelim. Şimdi ben bunu ocağıma alıyorum. Bu kenarda beklesin. Şimdi şu kalan domatesimi de ben ilave ediyorum buna. Bunu da ocağıma alacağım. Bunu da kaynatacağım. Güzelce bu şekilde, hiçbir şey ilave etmiyorum. Bu şekilde kaynatıyorum. Kıvam aldıktan sonra zaten birlikte göreceğiz geri kalan işlemleri. Görüyorsunuz kaynamaya başladı. Şimdi arada şöyle bir karıştırın ki dibine tutmalar falan olmasın. Bu şekilde ben kıvam alana kadar kaynatacağım. Diğer tenceremi de koydum. O da böyle hafiften hafiften kaynamaya başladı ama ben dakikamı tam kaynadıktan sonra tutacağım. Kaynamaya başladı, görüyorsunuz. Şimdi ben dakikamı tutacağım ve yarım saat bu şekilde kaynatacağım. Şimdi arkadaşlar kaynattım. Bunun işlemi tamamdır. Ben şöyle yapıyorum. Bunu bir gece bu şekilde bekletiyorum. Yani tamamen suyu soğuduktan sonra kavanozlarımı çıkartıyorum. Güzel kuruluyorum.
rafıma kaldırıyorum serin ve kuru bir yere, nemli olmayan bir yere. Ama şöyle bir yöntem de var. Eğer hani bunları sıcakken çıkarabileceğiniz bir maşanız veya bir başka bir aletiniz varsa şöyle çıkartıp kapaklar üzerine de ters çevirebilirsiniz. Bu yöntem bana biraz riskli geliyor. Çünkü sıcak su var, kaynar su var. Hani bir yanma riski falan da olabilir. Riske atmıyorum ben. Bu şekilde soğutuyorum. Ondan sonra kaldırıyorum. Ve ters çevirme gibi bir işlemim de yok zaten soğuduktan sonra. Tamamen kurulayıp rafıma kaldırıyorum. Kaynatma yöntemiyle olan domatesimiz de hala kaynıyor. Kıvama gelince onu da yapacağız birlikte. Şimdi domateslerim bir saati geçkin bir zamandır kaynıyor. Şöyle göstereceğim size. Artık bayağı suyunu falan çekti. İndi aşağı, görüyorsunuz şuralarda falan da bayağı bir indi. Şimdi ben bunu blenderdan geçireceğim. Yani rendelemek yerine bu yöntem daha kolay. Evet arkadaşlar, daha pratik. Rendelemeyle uğraşmıyoruz. Görüyorsunuz işte. Oldukça güzel. Şimdi biraz daha kaynatacağım. Sonra kavanozlarıma dolduracağım. Şimdi arkadaşlar, domatesimiz kıvam aldı. Şunu söyleyeyim, blenderla en baştan, yani ocağa koymadan önce niçin çekmiyorum? Çünkü zorlayacaktır bizi. Domateslerimiz biraz sert olduğu için kullandığımız domatesler de ayrıca ezik olmasın. Çünkü sosumuzda böyle bir koku olur, ekşi bir koku olur. En baştan domateslerimiz sert olduğu için blender güzel çekmez onları. Birazcık kaynattıktan sonra kıvam alıyor, yumuşuyor ve daha kolay blenderdan çekmiş oluyoruz. Blenderdan çektikten sonra bir müddet daha kaynattım. Yani ben 2 saat, toplamda 2 saate yakın bir süredir kaynatıyorum domates sosumu. Şimdi burada yine püf noktalarımız var. Altını kısıyoruz. Kısık ateşte dolumumuzu gerçekleştireceğiz. Kullandığımız kavanozların kuru ve temiz olması lazım. Kavanoz kapaklarımızın kirli, paslı vesaire olmaması lazım. Tek kullanımlık olması lazım. Kullanmadan önce yine kaynatmamız lazım. Yani dezenfekte işlemini yapmamız gerekiyor. Daha sonra kullandığımız kapaklar kirli olursa, pasta olursa ne olur? Birincisi gıdanızı bozar. İkincisi tam vakum oluşmaz. Üçüncüsü de gıda zehirlenmelerine sebep olur. Bu yüzden buna çok dikkat edelim. Lütfen küçük bir ihmalle sağlığımızı tehlikeye atmayalım. Kavanoz kapaklarımızı her sene değiştirelim. Çok külfetli bir şey değil zaten. Yine kavanozumuzun altına şöyle bir tabak veya kase koyarsak hem elimiz yanmayacaktır dolum sırasında, hem de dökülenler israf olmayacak. Tekrar tenceremize geri boşaltacağız ve kullanacağız onları. Şimdi ben doldurma işlemine geçiyorum. Şimdi dikkat etmemiz gereken diğer püf noktalardan biri, tam doldurmuyoruz. Tam böyle üste kadar doldurmuyoruz kavanozumuzu ki tam vakum yapsın. Ve kenarlarını şöyle bir peçeteyle alıyoruz. Kapağımız tam kapansın ve vakum gerçekleşsin. Şimdi şöyle kapağını kapatacağım ve bunu ters çevireceğim. Güzelce sıkıyorum. Ters. Şimdi kavanozlarımızı ters çevirdik. Burada diğer püf noktamız, kavanozlarımızı şöyle bir sofra bezi veya herhangi bir örtünüzle güzelce şöyle saralım ve en az 12 saat, vaktiniz varsa 24 saat bu şekilde bekletin. Bu örtüyü sermemiz arkadaşlar sıcak havanın içerisinde kalmasını ve daha iyi vakum olmasını sağlayacaktır. Bu da yine önemli bir püf noktalardan. Daha sonra işte 12 saat ya da 24 saat sonra kavanozlarınızı ters çevirip kontrol edip rafınıza kaldırabilirsiniz artık. Evet, konservelerimiz tamam. Ben bunları size göstermelik yaptım arkadaşlar. Normalde ben yaptığım zaman çok çok daha fazla yapıyorum. Sadece sizlere kolaylık olsun, bir yöntem olsun diye bu şekilde az yaptım. Şimdi soslarımı blenderdan pişerken, blenderdan çektiğim soslarımı yemeklerimde, işte her şeyde kullanabilirim. Ayrıca melemen yaparsınız,
kızartma yaparsınız, üzerine kullanırsınız. Her şekilde bunu kullanabilirsiniz. Şu domateslerimi de çiğden koydum, kavanozlara çiğden koydum domateslerimi de pizzalarda, böreklerinizde, salatalarınızda bunları da yine her şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi şunun içerisindeki suyu görüyorsunuz. Bu suyu kullanma sırasında sakın atmayın. Bu suyu yemeklerinize, çorbalarınıza kullanın. Domates tanelerini de dediğim gibi salatalarınızda da kullanabilirsiniz. Ama suyu kesinlikle atmayın. Onu da mutlaka değerlendirin. Yine poşete koyduğum domateslerimi de birer kullanmalık derin dondurucuya atar dondurursanız bunu da yine her şekilde kullanabilirsiniz. Ama derin dondurucuda yeriniz yoksa kavanozlarda da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kışlık domateslerinizi mutlaka yapın. Kışın çok pahalı ve hormonlu oluyor. Sağlıklı olmuyor. Videolarımda genellikle püf noktaları vermeye çalışıyorum size ayrıntılı bir şekilde. Bugünlük benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa YouTube kanalımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Lezzetlerimizden memnunsanız YouTube kanalımıza üye olarak ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederek bizlere destek olabilirsiniz. Lütfen beğen ve paylaş tuşuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.